Benim adım Ketişik. Ben bir antropoloğum. Antropoloji nedir? Antropoloji genelde tüm insanlık türünü bütünsel olarak inceleyen bilim dalı olarak bilinir ki bu da gerçekten çok büyük bir iş. İnsanlığa tüm açılardan bakmaya çalışan bir bilimden söz ediyoruz. Ben bu alanın varlığından haberdar olmadan çok daha önce bu konuya ilgi duymaya başlamıştım. Ortaokulda ve daha sonra lisede bir gençken dünyanın farklı yerlerinde farklı kültürlerle, yaşam tarzlarıyla, inançlarla ve geleneklerle yaşayan insanlara bakmak beni büyülerdi evet. ve ben bu farklılıklar nasıl ortaya çıktı diye merak ederdim. Aynı zamanda insan türüne de özel bir ilgi duymaya başladım. Biz hayvanlar dünyasında son derece sıra dışı bir türüz. Bizim çok büyük bir beynimiz var. İki ayak üzerinde yürüyebiliyoruz. Karmaşık aletlerimiz, teknolojimiz, gelişmiş bir kültürümüz var. Ben bütün bunların nasıl olduğunu merak etmeye başladım. Nasıl, ne zaman ve neden? Sonra üniversiteye başladığım ilk dönem bunları araştıran alanın antropoloji olduğunu öğrendim. Çok uzun zaman ilgi duyduğum şey işte buydu. Antropoloji alanında çalışarak yıllar boyunca dünyada pek çok yere gitme şansım oldu. Eşimle de bir arkeolojik kazısında tanıştım. Yüksek lisans öğrencisiyken evlendikten hemen sonra Afrika'ya gittik. Balayımızın büyük kısmını bir çadırda geçirdik. Hatta evliliğimizin ilk iki yılının neredeyse yarısını bir çadırda geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bütün eşyalarımız ayağımızın ucunda küçük teneke bir sandıktaydı. Sonuçta çok seyahat ettik. Dünyanın pek çok yerinde aylarca yaşadık. İnsanlar ve sıra dışı yerlerde yaşamak hakkında çok geniş çaplı tecrübeler edindik. Örneğin Afrika otlaklarında en yakın komşularımız antiloplar, timsahlar ve aslanlardı. Gerçekten heyecan verici zamanlardı. Antropologların çalışmak ve araştırma yapmak için çoğunlukla seyahat etmeleri gerekir. Bazıları bu seyahatlerini Amerika'da yapabilir ve buradaki bazı gruplar üzerinde çalışırlar ama çoğunlukla işin boyutu okyanus aşırı seyahatler gerektirir. Başka ülkelere ve kıtalara gitmek, başka kültürlerle yaşamak ve o insanların kültürlerinin farklı özelliklerini öğrenmek gerekir. İnsanların fiziksel özelliklerini gözlemlemek de önemli. Örneğin adaptasyon. Yüksek rakımlı yerlerde yaşayan insanlar buraya nasıl uyum sağlıyor? Vücutları bu ortama nasıl alışıyor gibi fiziksel özellikleri inceleyen araştırmalar yapılabilir. Ayrıca insanların dillerinin ve arkeoloji ile beraber tarih öncesi yaşamlarının incelenmesi de antropolojinin alanıdır. Bunu yaparken çoğunlukla aletleri inceliyoruz. Kazılarda bu aletleri bulduğumuzda aletleri nasıl yaptıklarını, ne için kullandıklarını, nasıl yaşadıklarını, bunların günlük hayatlarını nasıl etkilediklerini anlamaya çalışıyoruz. Fiziksel antropologlar insanların atalarının fosilleşmiş kalıntılarını da incelerler. Tıpkı buradaki kalıntılar gibi Kazı yaparak elde edilen bu buluntular bazen laboratuvarlarda da incelenir. Bunlar sadece doğrudan akrabalarımız olmayabilir. Bulunan bazı türler bizim uzun zaman önce izini kaybettiğimiz uzak kuzenlerimiz de olabilir. Ama aslında ondan çok daha yakın, iki ayak üzerinde yürüyen fakat biraz daha küçük beyinli ve çevreye daha farklı uyum sağlayan kuzenlerimiz de varmış. İşte bu da Antropologların üzerinde çalıştığı bir başka büyüleyici konu. Şimdi düşünecek olursanız Darwin Türlerin Kökenini yazalı sadece 150 yıl olmuş. Neandertaller de ondan kısa bir süre önce bulunmuştu. Yani 150 yıl gibi kısa bir zaman içinde bir bilim dalı için oldukça büyük başarılar elde edildi. Özellikle de insanın gelişimini inceleyen ve benim de alanım olan paleoantropolojide. Genellikle bu alan fiziksel antropologların, arkeologların ve pek çok diğer alandan insanın birlikte çalışmasını gerektirir. Mesela etoburlar ya da filleri araştıran paleontologlar ya da pek çok farklı alandan jeologlar birlikte haftalarca ya da aylarca bazen örneğin Afrika'nın ücra yerlerinde büyük arazi kamplarında çalışırlar. Yani bu çalışmalar esnasında sık sık seyahat eder pek çok farklı alandan bilim insanı ile birlikte çalışırsınız. Kayıp halka terimini muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur. Bulduğumuz bu fosillerin hepsi bir bakıma bulunmuş olan kayıp halkalardır. Ama unutmayın bulduğumuz her bir kayıp halka da bir sonrakini bulduğunuz zaman ikisinin arasındakini de mutlaka bulmak istersiniz. İşte esas mücadele bu. Her yıl daha fazla araştırma grubu yola çıkıyor. Siz de bu alanda çalışmak istiyorsanız yeni kayıp halkalar bulmak için bu gruplardan birinde yer alabilirsiniz. Bu çalışmalar insanlığın tarih öncesi hakkında heyecan verici hikayelerdeki boşlukları dolduracak.